Siz de 10 Kasım desem? Onsuz olmaz. O bizim liderimiz. İlelebet lider kalacak. O bizim bir tanemiz, her şeyimiz. Atatürk'ümüz. Bize bağımsızlığı, cumhuriyeti kuran. İnşallah onu ilelebet koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Atatürk'ün sadece anamızdan bedenen ayrılması gibi bir şey gelir aklıma 10 Kasım deseniz. 10 Kasım atamızın ölüm yıl dönümü. Mesela her sene genelde otobüste denk geliyoruz. Hani otobüslerde durma oluyor, herkes ayağa kalkıyor. Yani çok güzel bir duygu. Kaç yıl oldu aramızdan gideli. Ama hala ilk günkü gibi herkes her şeyi yaşıyor. Her şeyi hissediyoruz. Bizim için 10 Kasım yaz günü. 10 Kasım bizim için dünyanın en büyük liderinin kaybettiğimiz bir gündür. Çok acılı ve bizim öyle bir lideri bulma şansımız yok. Bize en büyük şeyimiz bu. Bütün devrimleri, bütün her şeyi ülkemize yaşatan, cumhuriyetimizi kuran tek lider. 10 Kasım deseniz ben Atatürk'ü o kadar çok seviyoruz, o kadar minnettarız ki ona. Şu anki neslin onu unutmasını asla istemem. Benim anneannem, babaannem Makedonya göçmeni, Selanik göçmeni. Selanik'ten Atatürk sayesinde bu Türkiye'ye gelmişler. Onun için çok minnettarım. İyi ki de Türkiye'ye gelmişler. Cumhuriyetimizi kurduğu için, bize yaşattığı demokrasi için, özgürlük için, kadın hakları için, yani saymakla bitmez. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü derim. Büyük yas derim. Çünkü bizim ülkemizi kurtardı, bizi bu buralara getirdi. Herkes değerini bilmiyor ama benim için Atatürk bir başkadır. Benim için Atatürk aşktır. 10 Kasım deseniz, atamızın vefatı 1938, 10 Kasım 9 saat 9'u 5 geçe. Yani tüm Türkiye için kara bir gün derim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Yastayız. Tabii ölümü bizi çok yıprattı. Keşke ölmeseydi. Şu an buradaysak onun sayesinde buradayız. Atatürk bu ülkenin kurucu büyük bir lider. Onu her zaman güzelliklerle anıyoruz. Şu anda eğer ki bu hayattaysak ya da bu güzel ülkede yaşıyorsak, demokrasi içerisinde yaşıyorsak her şeyimizi ona borçluyuz. Büyük bir liderin kaybı olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet etsin, Allah nur içinde yatırsın. Bugünleri bize armağan ettiği için nurlar içinde yatsın.